özellikle kozmetik açıdan, yani görünüş yönünde burun ameliyatı olmak isteyen, estetik burun ameliyatı isteyen kişilerin aslında burnun işleyişiyle ilgili, burnun fizyolojisiyle ilgili konularda ki sıkıntılarını biraz göz ardı ettiklerini görüyoruz. Burnumuz bir estetik organ değil aslında. Burnumuz bir hayati organ. Solunum yaptığımız, akciğer havasını temizleyen, ısıtan, nemlendiren bir organ. Sesimizin rezonansını veren bir organ. Ve belki de en önemlisi koku duyumuzun başladığı organ. Koku ve tat duyumuz burnun işleyişiyle ilgili duyularımız. Bunlar çok önemli fizyolojik işlevler. Burnun dış görünümünü değiştirmek adına bazen bu işlevler etkilenebiliyor. Burun sinüs sıkıntısı olan, burun tıkanıklığı olan, kronik sinüzit sorunu olan hastaların estetik ameliyata girdiklerinde burunlarının içini ihmal etmeleri aslında beklenmemeli. Ama ne yazık ki özellikle hastalarımız bu konuları ikinci planda görüyorlar. Bu çok doğrusu yanlış bir uygulama. Plastik cerrah meslektaşlarımız da bütün ilgilerini daha çok burnun dış görünümüne, burnun estetiğine odaklandırıyorlar. Bazen burun içi ihmal edilmiş oluyor. Bu yüzden burun içinin estetik ameliyat öncesi bir endoskopik muayenesi estetik ameliyatın başarısı için de önemli. Estetik ameliyattan sonra karşılaşabileceğimiz burun içi sorunlarının önlenmesi açısından da önemli. Hastanın burnunun içinde bir takım patolojik sorunlar varsa estetik ameliyat sırasında bunların giderilebilmesi açısından da önemli. Ancak dediğim gibi burun içinin tanısı endoskopik muayene yapan bir kulak burun boğaz hekimi tarafından en iyi konudur. Burnun dışının yapılması belki plastik cerrahların daha yaygın olarak yaptıkları bir cerrahi işlemdir. Ancak ideali estetik ameliyattan önce burun içinin kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi, hatta eğer burun içinde yapılacak ek cerrahi girişimler varsa, özellikle burun tıkanıklığının giderilmesi adına ameliyata plastik cerrahla birlikte girilmesi. Son yıllarda kulak burun boğazcılar burun estetiğine yönelik çalışmalarını arttırmış durumdalar. Aynı seansta burun içine daha hakim oldukları düşünülebilir. Ama bu hem plastik cerrahiyi hem kulak burun boğazın birlikte çalışmasını da engellememeli. İdeal olan her iki branşın birlikte ameliyat öncesi, bazen ameliyat sırasında, hatta ameliyat sonrasında birlikte çalışmasının sağlanmasıdır.